arasında derin çatlağa yol açtı. Danıştay'ın kararına sert tepki gösteren AK Partili Bekir Bozdağ, MHP lideri Bahçeli'nin yanıtı zehir zemberek sözlerle geldi. PKK'lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir. Sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum. Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. Aleni tehditlere, gizli uyarılara cevabım şudur. Muhafızının Allah olduğuna inananların kimseden korkusu olmadığı gibi benim de kimseden korkum yoktur. Bahçeli ve Bozdağ sosyal medya üzerinden restleşirken AK Parti ile MHP hattında ipler gerildi. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Danıştay'ın öğrenci andı kararını Bozdağ gibi yorumladı. Geçmiş dönemlerde yüksek yargının siyasete müdahale ettiğini çok gördük. Türkiye uzunca bir süredir bu alışkanlıkları unutmuştu. Bütün siyasi partilerden beklediğimiz bunu biz de tasvip etmiyoruz demeleri lazım. Ne var andımızda? Neresi sinirlerini bozuyor? Neyi vicdanlarını bulandırıyor? Danıştay 8. Dairesi kendisini yürütmenin yerine koymuş, anayasayı ve yasayı alinen çiğnemiştir. Burasını bırakan yargı bağımsız, Danıştay kararıyla andımızın okutulmasına karar veren bir yargı bağımlı. Bunlar neyine rahatsız oluyor anlamak mümkün değil. Çalışkanım! İlkem. Öğrenci andı polemiğinde muhalefet cephesi uzun süredir ilk kez ortak paydada buluşurken Cumhur ortakları AK Parti ve MHP sert mesajlarla karşı karşıya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ise Danıştay'ın kararını temize götürmeye hazırlanıyor. Cumhur İttifakı af ve andımız tartışmalarıyla sarsılırken iki parti arasında yerel seçimlerde ittifak arayışları ise devam ediyor. AK Parti adına bu görüşmeleri sürdüren ekibin